Galeta yerken çıkan sese dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Böyle kıtır kıtır bir ses çıkar. Ya da et pişirirken etten çıkan sese. Tabii et pişirirken o eti yemeyi düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle daha önce ama bu sesler arkadaşlar bildiğimiz seslerin yani pişirme sesinin dışında başka seslere de tekabül ediyor. Ben size filmlerde izlediğiniz yağmur sahnelerinde duyduğunuz yağmur sesinin et pişirme sesiyle yapıldığını söylesem ne dersiniz? Duyuyorsunuz değil mi? İşte bu aslında antrikot. Değil, bilmiyorum ne olduğunu ama bu sesler arkadaşlar başka yerlerde yapılıyor. Daha sonradan filmlere ekleniyor. Peki ne yapılıyor? Yağmur mu yağdırılıyor? Hayır. Et pişiriliyor ve et pişerken çıkan ses yağmur sesine benziyor. Ya da ağaçlar yanarken bir yangın esnasında ortaya çıkan o sesleri bir havucu kırarak yapabiliyorlar. Mesela bir ağaç dalının kırılmasına benzeyebiliyor bu ses arkadaşlar. İşte bu sesleri yapan kişilere internette mutlaka rastlamışsınızdır. Foley sanatçıları deniyor. Çünkü bu işi bulan kişinin adı Jack Foley. Evet, şimdi gözlerinizi kapatın. Size bir ses yapacağım. Bu ses neye benziyor? Onu bir düşünün. İşte bakın böyle bir şey arkadaşlar. Yani bir tane de ben yapabilir miyim? Evet. Ne alkışlayan bu? Bir insan. Vay. Çok iyiydi ya. Alkışlayan bir insan. Vay arkadaş nasıl sen bu sesi? Sen foley sanatçısı olabilir misin ya? Gerçekten. Bravo Erhan. Takdirinizi kazanacağımı biliyordum. Teşekkürler. Evet. Foley sanatçıları arkadaşlar işte bu sesleri yapıyorlar. Mesela eski dönem filmleri çekiyorlar, saraylar vesaireler. Tabii ki o şekilde saraylar inşa etmiyorlar. Ediyorlar da strafordan yapıyorlar. Gerçek duvarlar kullanmıyorlar. Hatta biz de permanganat nereye kayboldu diye bir deney yapmıştık. Bu deneyde o eskitme görüntüsünü, tahta üzerinde eskitme görüntüsünü nasıl elde ettiğimizi, filmlerde nasıl kullanıldığını bir deneyle görmüştük. O deneyin linkini de şurada bir yerde bulabilirsiniz. Evet, sinema sektörü kimyadan faydalanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bilimden faydalanıyor. Bunun ne kadar geniş kapsamlı olduğunu, bilimin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Ve tabii ki en güzeli de, bence en güzeli, sahnede de kullanılıyor. Böyle kırılan camlar var. Adamın kafasında cam şişe kırıyor. İşte camdan atlıyor aksiyon filmlerinde vesaire. Bu sahneler nasıl çekiliyor? Bunlar gerçek cam mı kullanıyor? Tabii ki hayır. Çünkü gerçek cam kullanırlarsa mutlaka bir sakatlık çıkar. Çıkmama ihtimali yok arkadaşlar. Bu yüzden şeker camı üretiyorlar. Evet, biz de bugün filmlerde kullanılan şeker cam üreteceğiz. Malzemeler: su, mısır şurubu, şeker, termometre, fırın kağıdı. Şimdi arkadaşlar şekerimi şöyle tencereme atıyorum. Daha sonra içine suyumu döküyorum. Şekere göre az miktarda su kullanıyorum. Bunu neden yaptığımı daha sonra size anlatacağım. Mısır şurubu. Glikozum var arkadaşlar. Glikoz ve fruktoz içeriyor bu. Yani aslında şeker. Bolca şeker. Kaşığımla şöyle. İki kaşık attım. Bunu karıştırıyorum. Oh! Şu an var ya ne baldan tatlı şu an arkadaşlar. Çok şekerli. Evet. Çözdüm. Şimdi ocağımın altını yakıyorum arkadaşlar. Bunun ısınmasını bekleyeceğim. Şunu da şöyle biraz karıştıralım. Gerçi bu hemen çözülmez çünkü çok fazla şeker var içerisinde. Doygun. Daha doğrusu aşırı doygun bir çözelti elde ediyorum. Neden? Çünkü suyun çözebileceğinden çok daha fazla şeker attım içine. O yüzden bu da çözünmeyi de hızlandırmak için tabii ki hem karıştıracağım hem de ne yapıyorum? Altını yaktım. Dediğim gibi altı yandığı zaman bu çözünmeyi hızlandıracak bir süreç. Gözümü de takayım ne olur ne olmaz. Şimdi çözeltim ısınıyor arkadaşlar. Ben bunun içerisine mısır şurubumu da şöyle oh. Bunu böyle arkadaşlar kaynatacağız. Bunun belli bir derecesi var.
Bu derecenin de neden belli bir derece olduğunu birazdan size söyleyeceğim. Bazı şeylerde derece önemlidir arkadaşlar. Etin pişme derecesi vesaire. Hani neden 180 derecelik fırın, neden 200 derecelik değil? Bunları çok merak etmişimdir ben. Neden sence? Glikozun çözünmesinden... Güzel bir şeyler evet. Bir şeyler doğru gidiyor şu anda. Bakalım onları konuşacağız. Yani kimyasal meselelerde arkadaşlar böyle şeyler çok önemlidir. Deneylerde ölçü, ilaçlarda doz. Bunların her birinin çok önemi var. Kafamıza göre ilaç içmek mesela olmaz. Belli bir dozu var. Niye 1000 miligramlık bir ilaç var da 200 miligramlık da bir ilaç var? Bunun bir sebebi var. Derecenin de bir sebebi var. Ben bunu 150 dereceye kadar ısıtacağım arkadaşlar. Isıtacağım. Çözeceğim. İçindeki şekeri, şeker şurubu, mısır şurubu. Bakın zaten şöyle göstereyim. Daha az yoğun. Yani daha doğrusu şeker erimeye başladı. Öyle söyleyeyim size. Bakın 36 dereceye çıktı. Giderek bu ısınacak. Şimdi arkadaşlar biz bunu kaynatırken ne yapıyoruz aslında? Su kaç derecede kaynar? Saf su 100 derecede kaynar. Doğru mu? Bunun şu an tabii ki kaynama noktası biraz daha arttı. Neden? Yoğunluğu arttı. Çünkü içinde başka bir malzeme var. Bu artık sadece su değil. Bu artık bir çözelti. Biz bunu kaynattıkça bakın ufak ufak buharlaşma başladı. Görüyor musunuz? Su buharlaşıyor. Su buharlaşmaya başlayınca ne oluyor? Şeker çöküyor. Bakın oldukça gördüğünüz gibi şekeri çözdüm sıvımın içerisinde ve suyun su miktarının azalmasını bekliyorum. Arkadaşlar bakın kaynama başladı fokur fokur. Ben şimdi şöyle dereceyi 81, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100. 100 derecede şu anda gördüğünüz gibi bakın fokur fokur suyum ne kadar hızlı buharlaşmaya başladı. 101 derece. Bu seviyeden sonra kaynama sıcaklığımızın yani bu karışımın sıcaklığı bu kadar hızlı artmayacak. Zaten bakın yavaşladı. 102'de kaldı. Çünkü artık sadece su değil, içindeki şeker de ne oluyor? Devreye giriyor ve bu ısı yani sıcaklık 150'ye ulaşması için biraz bekleyeceğiz. Bu biraz uzun sürüyor. Su şu anda aldığı enerjiyi sıcaklığı değiştirmeye değil, hal değiştirmeye harcıyor. Yani gaz hale geçmek için harcıyor arkadaşlar. Bu yüzden derecemiz artmıyor. Gördüğünüz gibi 102 derece. Arkadaşlar şu an yaklaşık bir 15 dakika geçti. Bakın su miktarı giderek azaldı. Gördüğünüz gibi şuralarda falandı su. Şu an bayağı bir azaldı. Dereceye bakalım. Kaç derece? 105. 105. Yüzü bir türlü geçemiyoruz. Bakın kaynama süresi arttı yani. 106! 106 oldu arkadaşlar. Suyla işimiz hemen hemen kalmadığı için biz burada aslında şekerin sıcaklığını ölçüyoruz. Oralara gittik artık ya. Çünkü su zaten yüzde buharlaşmaya başladı. O azalıyor. Gitgide azalıyor. Amacımız suyu azaltmak zaten. Çözeltimizdeki suyun seviyesini %20'lere indirmeyi düşünüyoruz. O yüzden bu süreç biraz artıyor. Su azalmaya başladıkça derecemiz de yükselecek. Çünkü hala suyla uğraşıyoruz aslında. Evet arkadaşlar bakın kıvam iyice artık ufak ufak yoğunlaşmaya başladı. Tekrar bakıyoruz. 123. Su miktarı bayağı bir azaldı. 124. Sudan kurtulduğumuz için artık derecemiz artmaya başlıyor. 125. 150'ye ulaşma hedefindeyiz. Sanırım bir 5 dakika içerisinde 150'yi bulacağız. Arkadaşlar çok güzel şeker kokuyor şu anda. 136 derece. 150'ye doğru gidiyoruz. Artık suyun değil de şekerin sıcaklığını ölçüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle çözeltim kaynaya dursun. 142 oldu. Birazdan geliyor. Ben de şöyle yağlı kağıdım ve
tavamı şöyle koyayım. 145 oldu. 146 oldu. 148. 149. Ve 150. Şöyle ben bunu bezlerle tutayım arkadaşlar. Çünkü karışımımı şöyle döküyorum arkadaşlar. Şöyle yayalım arkadaşlar. Bunu böyle yaymamız neye sebep olacak? Bunun daha çabuk soğumasına. Çünkü arkadaşlar yüzey alanı arttıkça ısı alışverişi ne oluyor? Hızlanıyor. Daha çok ısı vermiş oluyor. Daha hızlı ve böylece daha çabuk soğuyacak. Şimdi arkadaşlar bunun soğuması 3-4 saat süreceği için biz daha öncesinde yaptığımız deneyde soğuttuk bir tane. O geliyor. Evet arkadaşlar bunu biz 3-4 saat boyunca ne yaptık? Soğuttuk. Gördüğünüz gibi bakın şu hale geliyor. Şu an bizimki soğuyor hala. Bunu daha önce yapmıştık. Şimdi bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Tatam. Gördüğünüz gibi şu anda şekerden bir cam var. Bir cam ama şeker. Biz bunu içine gıda boyası katarak farklı renklerde ya da farklı kalıpların içerisine koyarak farklı şekillerde yapabilirdik. Biz böyle normal tavanın üzerine döktük böyle. Şimdi de en güzel tarafa geliyorum. Ve camı kırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Bir cam gibi. Of çok güzel kırıldı ama şu şekle bak. İlk vuruşta çok müthiş kırıldı ya. Kendi kırış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık? Camımızı, şekerden camımızı kırdık. Biz şimdi burada bunu soğumaya bıraktık ama bu süreçte ne oluyor biraz ondan da bahsedelim. Bu süreçte arkadaşlar aşırı doygun bir çözelti var elimizde. Bakın bu çözelti şu anda bile göstereyim size. Bakın cam formuna neredeyse gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi bayağı bir soğumuş. Daha henüz 10 dakika 15 dakika olmadı. Ne olacak? Bu aşırı doygun çözelti ne yapacak? İçindeki şeker çökmeye başlayacak, soğumaya başlayınca bir yerden sonra. Çünkü aşırı doygun çözeltiler kararsızdır. Ne yapacak? Doygun çözelti olmaya doğru bir dönüşüm gerçekleştirecek ve içindeki şeker kristalleri çökecek arkadaşlar. Ve bu sayede o ıslak formdan daha doygun bir çözeltiye gelmiş olacak, soğuyacak ve biz aslında bu süreçte de yaptığımız şeyi daha da hızlandırmış olduk. Ne yaptık? 150 derecelere getirdik ve suyun içerisindeki seviyenin yani çözeltinin içindeki su seviyesinin %20'lere inmesini sağladık. Bunun içinde hala su var. Ben bunu burada bıraksam veya ısının altına alsam tekrardan bu ne yapacak? Sıvı hale dönüşecek. Ama ne yaptık? Daha da soğuttuk. Soğutunca böyle kullanılabilir, şekil verilebilir bir hale, biraz az önceki hale getirmiş olduk. 110 derecedeki çözelti eğer soğutulursa ipliksi formda şeker elde edilirken 150 derecedeki soğutulduğu zaman çok daha sert ve cam gibi bir form elde edilmiş oluyor. Evet, güzel şeyler öğrendik. Peki ne öğrendik? Soru. Cam kadar sert bir kristal yapı oluşturmak istemiyorsak deneyimizdeki karışımı hangi sıcaklıkta bırakmamız gerekirdi? A 150, B 110. Evet gördüğünüz gibi kimya her yerde. Hayatımızın her alanında bilim var. Bu hafta da sinema sektöründe bolca kullanılan bir malzemeden bahsettik. Bunun kimya ile olan bağlantısını anlamış olduk. Hayatımıza yepyeni bir pencere açmış olduk. Bu pencerenin camı bu denedeki gibi tatlı olsun. Sizin de pencereniz, bakış açınız öyle olsun.
Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir deneyde görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın.